Önümüzde 2 tam 2 bölü 3 artı 8 tam 3 bölü 4 işlemini görüyoruz. Her zaman olduğu gibi önce videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeye çalışın. Şimdi birlikte yapalım mı? Hazır mısınız? Bu toplama işlemini birkaç farklı yolla yapabilirsiniz. Birincisinde bu ifadeyi 2 tam 2 bölü 3 artı 8 tam 3 bölü 4 olarak değişik bir şekilde yazacağım. Neden bu şekilde yazdığımı merak ediyorsanız, şu anda kesirlerin tam sayılı kısımlarıyla kesirli kısımlarının alt alta geldiğini gördünüz, değil mi? Evet, artık bunları ayrı ayrı toplayabiliriz. Kesirli kısımları toplamaya geçmeden, dikkatinizi paydaların farklı olduğuna çekmek istiyorum. Bunun paydası 3. Bununki de 4 olduğundan paydalarını eşitlememiz gerekecek. Daha önceki videolardan paydaları eşitlemenin en kolay yolunun paydadaki sayıların yani bu örnekteki 3 ve 4'ün en küçük ortak katını bulmak olduğunu hatırlayacaksınız. Bir bakalım. 4'ün katlarıyla başlayalım mı? 4, 3'e bölünmez. 8 de 3'e bölünmez ama 12 3'e bölünür. En küçük ortak katları 12 olduğu için, bu kesirlerin paydalarını 12'ye eşitleyebilirim. Şimdi bunları şöyle yazayım. 2 tam, payı boş bırakıp, paydaya 12 yazıyorum. Paydada 12 elde etmek için, 3'ü 4 ile çarptıysak, payı da 4 ile çarpmamız gerekir. 2 kere 4, 8 eder. 2 bölü 3 ile 8 bölü 12 aynı şeyse, 2 tam 2 bölü 3 ile 2 tam 8 bölü 12 de aynı şeydir. Aynı şeyi bu kesrede yapalım. 8 tam, payı boş bırakıp paydaya 12 yazıyorum. Payda da 12 elde etmek için 4'ü 3 ile çarpmak gerekir. Payı da 3 ile çarpalım. 3 kere 3, 9 eder. Artık toplayabiliriz. 8 bölü 12 artı 9 bölü 12, 17 bölü 12'dir. 17 bölü 12 1'den büyüktür. Ya da şöyle diyeyim, payı paydasından büyük olduğu için birleşik bir kesirdir. 17 bölü 12'yi tam sayılı kesir olarak yazabiliriz. Bakın, bunu şuraya yazacağım. 17 bölü 12. 1 tam 5 bölü 12 ile aynı şeydir. 17'de 12 bir kere vardır. 17'den 12 çıkınca da geriye 5 kalır. O zaman 17 bölü 12 1 tam 5 bölü 12'ye eşittir diyebilirim. Şimdi burada 5 bölü 12'yi kesirlerin altına getiriyorum. 1 tamı da tam sayıların toplamına ekleyeceğim. 1 artı 2 eşittir 3, 8 daha da 11 eder. Sonuç, 11 tam 5 bölü 12'ymiş. Az önce söylediğim gibi bu soruyu başka bir şekilde de çözebilirdik. İkinci bir yöntem olarak bu kesirleri birleşik kesre çevirip toplama işlemini birleşik kesirlerle de yapabilirdik. Nasıl mı? Bakın, 2 tam 24 bölü 2'dir. Öyle değil mi? 24'e 8 eklersek 32 buluruz. O zaman bu kesri 32 bölü 12 olarak da yazabilirim. Aynı şekilde alttaki kesri de 8 tamı 96 bölü 12 olarak düşünebiliriz. 96'ya 9 eklersek de 105 bölü 12 elde ederiz. 105 bölü 12. Eğer bu yaptıklarım kafanızı karıştırdıysa Kaan Akademi'deki tam sayılı kesirleri birleşik kesirlere dönüştürmeyle ilgili videoları bir kere daha seyretmenizi öneririm. Şimdi bu iki kesri toplayınca 32 artı 105'ten sonuç 137 bölü 12 olur. Son olarak eğer bunu bir birleşik kesir olarak yazmak isterseniz, 137'de 12, 11 kere vardır. 11 kere 12, 132 eder. Geriye de 5 kalır. Yani sonuç, 11 tam 5 bölü 12. Gördüğünüz gibi soruyu iki şekilde de çözebiliyoruz. Şahsen ben 137, 105 ve 32 gibi büyük sayılarla uğraşmamıza gerek olmadığı için, birinci yöntemin biraz daha kolay olduğunu düşünüyorum. Burada 8 bölü 12 artı 9 bölü 12 eşittir 17 bölü 12 deyip, buradaki 1 tam, 2 tam ve 8 tamı da toplayarak sonucu 11 tam 5 bölü 12 olarak bulduk.